Merhaba sevgili gençler. Sözcükte anlam konusunun ikinci bölümü olan sözcükler arası anlam ilişkileri konusunu işleyeceğiz bugün. Sözcükler arası anlam ilişkileri konusuna baktığımız zaman eş anlamlı kelimeler, yakın anlamlı, eş sesli, zıt anlamlı, yansıma sözcükler, ikilemeler, pekiştirmeler, küçültme, ad aktarması, dolaylama ve deyim aktarması olmak üzere toplamda 11 başlıkta sözcükler arası anlam ilişkileri konusunu işleyeceğiz. Şimdi ilk konumuz ile başlayalım. İlk konumuz eş anlamlı sözcükler ya da anlamdaş sözcükler. Bu konuyu 5. sınıftan beri aslında bildiğimiz bir konu yani aşina olduğumuz bir konu. Gene de en baştan anlatmaya başlarsak eş anlamlı sözcükler ya da eş anlamlı kelimeler farklı sözcükler aynı anlamı karşılarsa bu eş anlamlı kelime olur. Mesela ahenk, uyum, yazılışlar ve okunuşlar tamamen farklı ancak her iki sözcük de aynı anlamı karşılar, aynı anlamı ifade eder. Dolayısıyla eş anlamlı olur. Ata sözleri dışında anlamdaş kelimeleri bizler birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Ancak atasözleri ya da deyim gibi kalıplaşmış ifadelerde eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılmaz. Belli başlı eş anlamlı sözcüklerden birkaç örnek verirsek Ahenk, uyum. Sene, yıl. Olanak, imkan. Cevap, yanıt. Siyah, kara. Zaman, vakit demek. Yani zaman ve vakit sözcüklerine baktığımız zaman yazılışlar, okunuşlar farklı. Yani iki tane farklı sözcük var ama ikisi de aslında aynı anlamı verir. Böyle sözcükler eş anlamlı sözcükler ya da anlamdaş sözcüklerdir. İkinci olarak göreceğimiz başlık ise yakın anlamlı kelimeler. Yakın anlamlı kelimeler anlam olarak birbirine benziyor. Ancak birebir aynı kelime değil. Yani birbirinin anlamlarını yüzde yüz karşılamazlar. Mesela eş, dost eş anlamlı kelime gibi değil. Yani birbirinin yerine kullanamayız. Ama bu iki kelimenin birbirine anlam olarak yakın olduğunu görürüz. Yalan, yanlış mutluluk, sevinç, gece, karanlık gibi kelimeler yakın anlamlı kelimelerdir. Buraya kadar toparlayacak olursak yakın anlamlı kelime demek anlam olarak birbirinin aynısı demek değil. Sadece anlamları birbirine yakındır. Eş anlamlar ise anlamları birebir aynı demektir. Karşıt ya da zıt anlamlı kelimeler de Az önce gördüğümüz konularda olduğu gibi aslında 5. sınıftan itibaren e, görmüş olduğumuz konular. Ne demek? Anlamlarının birbirinin tam tersi olan kelimeler zıt kelimelerdir ya da karşıt kelimelerdir. Aynı zamanda bu karşıt kelimeleri kullanırsak cümle içerisinde şiirlerde karşıt zıt tezat sanatını da oluşturmuş oluruz. Kuru, yaş, sert, yumuşak, mağlup, galip, küçük, büyük, pahalı ucuz, oturmak, kalkmak. Bunlar zıt karşıt anlamlı kelimeler. Her kelimenin illaki karşıt anlamlısı olacak diye bir kural yok. Mesela elma kelimesinin karşıt anlamlısı yoktur ya da duvar kelimesinin karşıt anlamlısı yoktur. Yani kısaca Türkçede her kelimenin zıt anlamı var mıdır, yok mudur diye soracak her kelimenin zıt anlamlısı yoktur aslında. Diğer bir not olarak şunu söyleyebiliriz ki bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı demek değildir. Yani bir sözcüğün olumsuzu ayrı bir şeydir. Onun zıttı ise apayrı bir şeydir. Mesela gelmek zıttı gitmektir. Olumsuzu ise gelmemektir. Dolayısıyla gelmek sözcüğünün olumsuzu ile zıttının aynı şey olmadığını görüyoruz. Buraya kadar toparlayacak olursak Anlamları birbirinin tersi olan kelimeler zıt kelimelerdir. Türkçede her kelimenin zıttı yoktur. Bir sözcüğün olumsuzu ile zıttını birbirine karıştırmamamız gerekir. Bir kelimenin zıttı ayrı bir şeydir. Olumsuzu ise ayrı bir şeydir. Es sesli kelimeler ise yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları farklı olan kelimelerdir. Yani sesler aynıdır. Anlamlar ise farklıdır. El bir insan organı olan el, bir de el yabancı insanlar anlamında. Çay, bir içtiğimiz çay, bir de akan dere, nehir, su anlamında. Bin, bir e, araca binmek, ata binmek gibi oturmak anlamında bin. Bir de sayı olarak bin anlamı vardır. Bu ise eş sesli ya da diğer adıyla, eş seslinin diğer adı bu arada sesteştir. Sesteş kelimeler bu şekilde. Yansıma sözcük ne demek? Yansıma sözcük doğadaki seslerin taklit edilmesi ile oluşan ses demektir. Yani biz konuşurken bizden çıkan sözcükler sesler değil de doğadaki seslerden yani canlı ya da cansız varlıklardan gelen sesler yansıma sözcüktür. İnsana özgü yansımalar insandan çıkan sesler ancak bu sesler sözcük halinde değil. Mesela parmağımızı şıklatmamış şık sesi, uyurken çıkarılan hor hor sesi ya da hapşırınca hapşu diye çıkardığımız hapşır sesi bu insana özgü yansıma. Hayvanlara özgü yansıma ise hayvanların çıkardığı seslerdir. Kedinin miyavlaması, köpeğin havlaması, kuzunun koyunun meylemesi bu hayvana özgü yansımadır. Bir de doğadaki cansız varlıklara özgü yansıma sesler vardır. İşte gür sesi, Şır sesi, suyun akarken çıkardığı ses ya da poşetin çıkardığı hış sesi gibi sesler yansıma sözcüklerdir. Bizler Türkçe'de yansıma kökleri isim kök olarak kabul ederiz. Bu da ek bilgi olarak aklımızda kalsın. Yansıma kökler isim kök olarak kabul edilir ya da isim soylu olarak kabul edilir. Diğer bir başlığımız ise ikilemeler. İkilemeler Rin pek çok farklı oluşturulma yolu var. Birincisi aynı kelimenin tekrarı ile oluşturulan ikilemeler. Burada aynı kelimeyi tekrar ederiz. Güle güle, adım adım gibi. Eş ya da yakın anlamlı kelimeler. Sorgu sual, doğru dürüst, yalan yanlış gibi. Karşıt anlamlı kelimeleri artarda söylersen de ikileme oluştururum. Er geç gibi. Biri anlamlı, biri anlamsız kelimeler. Mesela eski anlamlı püskü ise anlamsızdır. Eski püskü ikilemesi. İkisi de anlamsız kelimelerden oluşturulan ikilemeler. Eciş bücüş, eciş de anlamsız, bücüş de anlamsızdır. Ve yansıma sözcüklerden, köklerden oluşturulan ikilemeler de vardır. Şakır şakır dediğim zaman şak sesi yansıma sestir ve yansımadan oluşturulmuş ikilemelerdir. Son olarak hal ekleriyle oluşturulan ikilemeler yan yana ya da gide gide de olduğu gibi hal eki dediğimiz bulunma, çıkma, ayrılma ekleriyle oluşturulan ikilemeler. Bu şekildedir. İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti bırakmayız. Bu da uymamız gereken bir kuraldır. Yedinci başlıkta pekiştirme konusunu öğreneceğiz. Pekiştirmede sözcüğün başına P, R, S, M harflerinden birini getiririz. Boş, bomboş, ıslak, ıpıslak, genç, gepgenç, genç, sağlam, sapsağlam. Dikkat edersek pekiştirmelerde pekiştirme harflerini ya da sözcüklerini nereye getiriyoruz? o sözcüğün başına getirilir. Pekiştirmenin sözcüğün başına geldiğine dikkat edelim. Sekizinci başlıkta göreceğimiz ise küçültme. Küçültme ekleri ise cık, cağız, c, imsi, ımtırak gibi ekler. Mavi, imsi, yeşilim, tırak, genişçe gibi. Burada dikkat edersek küçültme yaptığımız zaman eki sözcüğün sonuna getiriyoruz. Böyle yaptığımız zaman sözcükte küçültme yapmış oluruz. Göreceğimiz diğer başlık ise dolaylama. Dolaylama tek bir sözcük ile ifade edebileceğim bir şeyi mesela bu tek bir sözcük balık olsun. İki sözcük ile anlatabilirsem dolaylama yapmış olurum. Mesela balık demeyip derya kuzusu demem. Kıbrıs yerine yavru vatan, İzmir yerine egenin incisi, simit memur kebabı ya da Atatürk ulu önder dememiz birer dolaylamadır. Dolaylamada amaç tek bir sözcük ile ifade edebileceğim bir şeyi iki sözcük ile ifade etmek demekte ve daha güzel anlatmak adına yapılır bu. Diğer bir başlığımız ad aktarması. Diğer adı mecaz mürseldir. mecaz mürsel ya da ad aktarmasında benzetme amacı gütmem yani amacım benzetme yapmak değildir. Bir sözcük başka bir sözcük yerine kullanılır. Örneğe baktığımız zaman Ömer Seyfettin'i okurum dediğim zaman insan olan Ömer Seyfettin'den değil de onun yazmış olduğu hikayelerden, kitaplardan, romanlardan bahsediyorum. Adresi markete soralım dediğim zaman market raflara sorayım de, demiyorum aslında orada çalışan insandan bahsediyorum. Cevabı Ankara verecek dediğim zaman Ankara'nın taşı, toprağı, dağı ses vermeyecek Ankara yönetimi anlamında. Ayağını çıkar öyle içeri gir dediğim zaman kişinin kendi ayağını organını koparıpmasını istemiyorum. Ayakkabısını çıkarmasını istiyorum. Bu şekilde ad aktarması oluyor. Son başlık ise deyim aktarması. Türkçe'de deyim aktarması dört farklı şekilde yapılıyor. Birincisi insandan doğaya aktarım. Yani bir nevi biz buna kişileştirme de diyebiliriz. İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlığa aktarılması. Neşeli kavakların sesi geliyor dediğim zaman kavak ağaçtır. Ağaç neşeli olamaz. Neşeli olmak insana has bir şeydir. insandan doğaya aktardım. Ya da bu nehirler seni özler dediğim zaman nehir akan dere anlamında. Nehir özleme yeteni özleyemez. Dolayısıyla özlemek insana özgüdür. insandan nehiri aktardım. Yani insandan doğaya aktarmış oldum. Bu aynı zamanda kişileştirmedir de. Bu şekilde daha rahat ortaya çıkar. İkinci başlık doğadan insana aktarma. Yani doğada olan şeylerin insana aktarılması demek. Mesela pişkin, bir şeyin çok pişmesi anlamında. Pişkin hareket derken doğadan insana aktarmış oldum. Sıcak derken doğal bir olaydır sıcaklık ısı artması ancak Ali sıcak bir insandır da dediğim zaman doğadaki bir özelliği insana aktarmış oldum. Arkadaşım sert bir kişiliktir dediğim zaman sert olmak gene doğayla alakalı bir şeydir ancak ben bunu doğadan insana aktarmış oldum. Doğadan doğaya aktarma ise doğada olan bir şeyin gene doğal başka bir şey aktarılması. Ulumak köpeklere ait bir şeydir. Rüzgar oluyor dediğim zaman köpekten rüzgara yani doğadan gene doğaya aktardım. Ya da bir aslan miyav dedi dediğim zaman aslan da miyav da doğal unsurlardır. Doğadan doğaya aktarmış oldum. Son başlığımız ise Duyular arası aktarım dediğimiz aktarım. Duyular arası aktarımda anlatımı daha güçlü, daha etkili kılmak ve karşımdaki insan beni daha rahat, daha somut ve daha güçlü anlasın diye yaptığım bir aktarmadır. Mesela ressam bu resminde sıcak renkler kullanmış dediğim zaman sıcak aslında dokunma ile hissettiğimiz bir şeydir. Ancak ben sıcak renk dediğim zaman dokunmadan görmeye bir aktarma yapmış oldum. Ya da tatlı konuşma dediğim zaman kızın tatlı bir konuşması vardı. Örneğinde olduğu gibi tatlı tat duyusuna ait bir şeyken onu işitmeye aktardım. Ya da adamın sert bakışları vardı dediğim zaman sert dokunma duyusuna ait bir şeydir. Onu bakışa yani görme duyusuna aktardım. Böylece dokunmadan görmeye aktarmış oldum. Sözcükte anlam konusunun ikinci bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk. Konuyla alakalı bol bol soru çözmek kalıcılığı artırır ve bizi sınava daha iyi hazırlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.